Lineer bağımsızlık örnek soru 4. Bu videomuzda lineer bağımsızlık konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen vektörlerin lineer bağımlı veya bağımsız olup olmadıklarını belirleyiniz. A şıkkı. V1 vektörü 1'e 3, V2 vektörü 0'a 2, V3 vektörü eksi 1'e eksi 3. Burada direkt şu şekilde bir başlangıç yapabiliriz. C1 çarpı 1'e 3 artı C2 çarpı 0'a 2 artı C3 çarpı eksi 1'e eksi 3 eşittir. Bu vektörler 2 boyutlu olduğu için 0'a 0'a eşitleyip eğer ki burada C1, C2, C3'ün üçünün de 0 olması gerçekleşirse lineer bağımsız herhangi biri 0 dışında bir sayı çıkabilirse o zaman da lineer bağımlı olur. Ama bu yol yerine burada pratik bir bilgiyi konuşacağız şimdi. Vektörler kaç boyutlu? Yani kaç koordinata sahip? 2. Vektörler 2 boyutlu. Vektörlerin boyutu 2. Vektörlerin adedi kaç? 3 vektör var. Vektör adedi 3. Eğer ki vektör adedi büyük vektör boyutu olursa o vektörlerin tamamı için lineer bağımlılık bağımsızlık kontrol edildiğinde her zaman lineer bağımlı olur. Vektör adedi vektör boyutundan büyükse lineer bağımlıdır. Sınavlarda da bunu gördüğümüzde vektör adedi vektör boyutundan büyük. Bu nedenle lineer bağımlı deyip soruyu o noktada bitirebilirsiniz. Bu bir kuraldır. Ya da uzun uzun şu işlemi yapabilirsiniz. Eğer ki burada vektör adedi ile vektör boyutu eşit olsaydı veya vektör boyutu adetten daha büyük olsaydı mutlaka bu şekilde bir kontrol mekanizmasıyla lineer bağımlılık ve bağımsızlık kontrol edilebilirdi. Ama vektörün adedi boyutundan büyükse kesinlikle lineer bağımlı olur. B şıkkına geldiğimizde bir örnek daha buna. Buradaki vektör boyutu 3. 3 koordinatlı vektörlerimiz var. Vektör boyutu 3. Vektör adedi 1, 2, 3, 4 vektörümüz var. Vektör adedi vektör boyutundan büyük olduğu için lineer bağımlıdır kesinlikle. Bunu bir kural olarak lineer bağımlılık bağımsızlık konusunda bilmeliyiz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.